Ay, canım. Rio değil mi? Hem de bizim garajda. Çok büyük hayranınızım. Rio, senin burada ne işin var dostum? Aa, televizyon reklamı teklifi geldi de. İkimiz de o reklamda oynayacağız. Kim? Ben mi? Çok sevindim. Tebrik ederiz Gabi. Ayrıca seni biriyle tanıştırmak istiyorum. Merhaba, benim adım Şık. Bundan sonra Gani'nin özel menajeri olacağım. Ha, menajer mi? Elbette. Gani artık herhangi bir otobüs değil. Dünya cönlüsü, seninle özel olarak ilgilenecek bir menajere ihtiyacım var. Vay be! Oo. Özel menajer. Gani artık süper süper oldu. Seninle çalışmak için sabırsızlanıyorum Gani. Bu şey pek öyle. Gani için yepyeni ve çok yoğun bir hayat başlamıştır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Gani. Tamam, sıradaki. O kadar yorgunum ki. Süperstar Gani. Gani çok çalışır ve yolcularına daima kibar davranır. Herkese merhaba. Günaydın. Selam Gani. Tanrım. Çok dikkatli ve yavaş binin hanımefendi. Beyefendi. Geldik. İnmeniz gereken durak burası. Ayaksı. Her zamanki gibi çok sağ ol Gani. Uyarmasaydın işe geç kalacaktım. Rica ederim. Hadi bakalım, gidiyoruz. Beni bekleyin. Bekleyin. Koşma lütfen. Beklerim. Teşekkür ederim Gani. Rica ederim. Gani her zaman kibar ve güler yüzlü. Evet öyle, teşekkür ederiz. Dünya çapında televizyon yıldızı Rio bugün şehrimize ziyaret edecek. Ne? Rio buraya mı geliyormuş? Vay canına. Rio öğleden sonra belediye başkanının ofisini de ziyaret edecek. Parlak, bak kim var orada. Vay canına, bu Rio'nun ta kendisi. İnanılmaz biri. Harika. Burada da bayağı ünlü olmuş. Evet. İşte bu. Kendimi iyi hissetmiyorum. Sabahki motor yağının yüzünden mi acaba? Ne oluyor? Ne oldu Rio? Motorun mu oldu? Bir şeyler yapmalısın. Bekle. Olmuyor. Olamaz. Tren geliyor galiba. Yardım edin. Bu gürültü de neyin nesi? Hayır. Durun. Tutun buna. Pekala. Bir, iki... Rio ne zaman gelecek acaba? İşte geldi. Sizi neden bir otobüs çekiyor? Kötü bir şey mi oldu? Bugün demir yolu geçidinde neredeyse bir trenin altında kalıyor. Ancak çarpışmaya ramak kala... Şurada gördüğünüz cesur yürekli otobüs Gani hayatımı kurtardı. Vay canına. Gerçekten mi? Evet ama şey... Vay muhteşem. Lütfen Gani arkadaşımızı olağanüstü cesaretinden dolayı alkışlayalım. Gani! Küçük otobüs Gani, Süperstar Rio'nun hayatını kurtardı. Süperstar Rio, Gani hayatımda gördüğüm en cesur otobüs dedi. Gani, belediye başkanı tarafından cesaret nişanına layık görüldü. Cesur otobüs Gani'nin şöhreti gün geçtikçe artıyor. Vay canına! Süpersin Gani!
gurur duyuyorum arkadaşım. Saçmalamayın. Gani. Vay canına. Bu Rio değil mi? Hem de bizim garajda. Çok büyük hayranınızım. Rio, senin burada ne işin var dostum? Aa, televizyon reklamı teklifi geldi de. İkimiz de o reklamda oynayacağız. Kim? Ben mi? Çok sevindim. Tebrik ederiz Gani. Ayrıca seni biriyle tanıştırmak istiyorum. Merhaba, benim adım Şık. Bundan sonra Gani'nin özel menajeri olacağım. Ha? Menajer mi? Elbette. Gani artık herhangi bir otobüs değil. Dünyaca ünlüsün. Seninle özel olarak ilgilenecek bir menajere ihtiyacın var. Vay be! Özel menajere! Gani artık süper süper oldu. Seninle çalışmak için sabırsızlanıyorum Gani. Bu şey pekala. Gani için yepyeni ve çok yoğun bir hayat başlamıştır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Gani. Tamam, sıradaki. İşte Gani geldi. O kadar yorgunum ki. Küçük otobüs Tayo. Günaydın. Günaydın. Çok yorgun görünüyorsun Gani. Evet. Tanrım. Biraz acele eder misiniz? Gani'nin çok işi var. Çok özür dilerim. Gani! Hadi gidelim Gani. Peki. Bu sefer beklemedi. Ne? Olamaz. Durağımı kaçırdım. Çok yorgunum. Yorgunluktan işimi doğru dürüst yapamadım bugün. Böyle olmamalı. Rio, ne işin var burada? Sana çok özel bir teklifim var. Çok özel bir teklif mi? Gani, aksiyonlu filmlerin sinema yıldızı olmak ister misin? Vay canına! Bu inanılmaz bir teklif. Hayatımı kurtaran cesaretin ve şu anki şan şöhretinle birlikte çok büyük bir star olabilirsin. Peki ama otobüslük işim ne olacak? Onu bırakacaksın tabii. Star olunca devam edemezsin. Çünkü sürekli dünyayı ülke ülke gezeceksin. Ve benimle birlikte her yerde çok lüks otellerde kalacaksın. Ne? Gani'nin garajdan bizlerden ayrılması mı gerekiyor? Kabul ediyorsun değil mi? Yarın sabah basın toplantısı yapıyoruz. Vereceğin cevapları önceden çalışmalısın. Tamam. Hana, ne yapacağımı bilemiyorum. Milyonda bir gelen bir fırsat bu tabii. Gani, bizi bırakıp Rio'yla star olmaya mı gideceksin? Belki ayrılık zor gelebilir. Ama böyle bir fırsat bir daha Gani'nin ayağına gelmez. Ben biraz kafa dağıtmaya gideyim. Gani! Evet, çok büyük bir fırsat ama... Gani! Bunun için işimi bırakıp garajdan ayrılmam gerekir. Günaydın! Günaydın Gani. Gani, hadi uyanmaya gidelim. Peki. Ne yapsam bilemiyorum. Gani! Senin bu saatte dışarıda ne işin var? Arkadaşımla oynarken saati kaçırmışım. Gani, beni eve bırakabilir misin acaba? Ama şu an mesai saatim değil ki. Öyle mi? Annem meraktan deliye dönmüştür. Pekala, bugün bir istisna yapabilirim. Vay canına, çok teşekkür ederim Gani. Bu arada Gani, sen hasta mı oldun? Yok, neden sordun ki? Sağda solda artık hiç konuşmadığını ve çok yorgun göründüğünü duydum. Anladım.
Merak etme, bir şeyim yok. Hadi neşelen. Gani, benim en çok sevdiğim otobüs sensin. Sana her gün binmeyi gerçekten çok seviyorum. İşte geldik. Oley! Çok teşekkür ederim beni getirdiğin için. Asıl benim sana teşekkür etmem lazım. Niçin? Görüşürüz. Ertesi gün basın toplantısı otobüs garajında sabah erkenden başlar. Tamam, şimdi hazırsın. Yani hazırsan başlayalım mı? Ne dersin? Pekala. Test 1, 2, basın toplantımız başlamıştır. Gani! Benim bir sorum olacaktı. Gani sinema yıldızı olup Rio ile bütün dünyayı dolaşmaya karar vermiş. Bu doğru mu? Neler hissediyorsunuz? Öncelikle Rio'ya bana böyle büyük bir fırsat sunduğu için teşekkür etmek isterim. Ne demek? Ancak ben barajımdan ayrılmama kararı aldım. Evet, doğru. Ne? Gani, ne diyorsun sen? Herkes sakin olsun. Gani öyle demek istemedi. Tam tersine. Sıradan bir otobüsken çok daha huzurlu ve mutluydum. Yolcularını gidecek yerlerine sağ salim teslim etmek, işten sonra arkadaşlarımla oynamak, beni dünya çocuğu star olmaktan daha mutlu ediyor. Ne? Neler oluyor? Rio, acaba yorum yapmak ister misin? Hayır. Hepinize çok teşekkür ederim. Basın toplantısı bitmiştir. Gani, niye böyle bir şey yaptın? Böyle bir fırsat bir daha gelmez. Sıradan bir otobüs olmaya her zaman geri dönebilirsin. Üzgünüm. Ben kesinlikle kararımı verdim. Gani! Bizimle kaldığın için teşekkürler. Bizi bırakıp gitseydin gerçekten çok üzülürdüm. Ben de gitmediğine çok sevindim. Sana binmeye devam edeceğim Gani. Ben de. Çok sağ olun. Eksik olmayın. Şık, hadi gidelim buradan. Gani'nin yeri gerçekten burası. Ama... Ne kadar mutlu olduğunu görmüyor musun? Eğer o mutluysa ben de mutluyum. Gani, biz... Gani süperstar olmaktan vazgeçmiştir. Ancak süperstar olmaktan çok daha değerli şeylere sahip olmuştur. Küçük sihirbaz Asura. Bir öğleden sonra küçük otobüsler parkta toplanır. Şimdi ne yapmak isterseniz? Sobe oynasak mı? Daha eğlenceli bir şey yok mu? Evet, onu daha dün oynadık. Size eğlenceyi göstereceğim. Ne yapsak acaba? Şimdi sıra sende. Dayo resmen balon gibi oldu. Ne kadar da çok küçüldüm böyle. Neler oluyor? Bende bir şey yok galiba. Rogi yukarı bak. Ne? Kafam. Neler oluyor orada? Vay be. Çok komik görünüyorsunuz. Sen kimsin? Ben sihir dünyasından Asura. Büyülerimi beğendiniz mi bakalım? Bunu sen mi yaptın? Evet, eğlenceli değil mi? Hiç de komik değildi. Bizi eski halimize getir. Neden çevireyim ki? Gitmem lazım. Nereye gidiyorsun? Bizi bu halde bırakamazsın. Herkes iyi mi? Evet. İnanamıyorum. Nereye gitti bu? Gitmiş bile. Adı Asura mıydı? Onu bulmalıyız. Ertesi gün olur. Onun üzerinde denesem mi acaba? Yağmur mu? Bu da ne böyle? Git başımdan. Bu çok komik. Teşekkür ederim. Bir dahakine görüşürüz. Vay canına. Çok da büyükmüş. O zaman biraz daha büyük yapayım. Olamaz. Hey! Dur, dikkat! Neler oluyor? Bu da ne?
çok büyükmüş. Sihirle böyle oldu bence. Asura! Sen! Kaçırdım onu. Şu tarafa bakalım. Burada bir yerde olmalı. Tayo! Çocuklar! Sen ne yapıyorsun? Asura'yı gördün. Dün bizimle uğraşan o çocuğu. Gerçekten mi? İşte orada. Nerede? Olduğun yerde kal. Dur! Galiba artık takip etmiyorlar. Buldum seni. Hadi tekrar kaçsana bakalım. Artık kaçamazsın. Yaramazlık yapmayı bırak ve geldiğin yere dön. Unuttunuz galiba. Bende bu var. İşte. Nereye gitti? Sizin yüzünüzden sihirli değneğimi kaybettim. Ne? Nasıl bizim suçumuz oldu? Onu sizden kaçarken kaybettim. Ve sihirli değneğim olmadan eve dönemem. Bunun bizimle bir ilgisi yok. Çocuklar. Sihirli değneğini bulmasına yardım etmeliyiz bence. Ne? Böylece daha çabuk gidecektir. Yoksa bizimle uğraşmaya devam edecek. Bu doğru. Peki. Ama sihirli değneği bulur bulmaz dönmen gerekiyor. Anladın mı bizi? Tamam. Onu bulunca sizinle daha çok uğraşacağım. Tamam. Hadi gidelim. Küçük otobüsler ve Asura sihirli değneği bulmaya çalışır. Burada değil. Burada da değil galiba. Rogi, orada mı? Hayır, sanmıyorum. Buraya kadar geldiğime göre kaydıraktan ineyim bari. Rogi, korkuttun beni. Affedersin. Ama hazır buradayken biraz daha oynayamaz mıyız? Olur mu? Evet, hadi oynayalım. Önce ben kayacağım. Ne? Sen zaten kaymıştın. Ben de istiyorum ama. Asura, sen de kaymak ister misin? Yok, sağ ol. Öyle mi? Tek başıma ineyim o zaman. Bekle. Ben de geleceğim. Hazır mısın? Vay be. Hadi gidelim. Nasıl, eğlenceli miydi? Fena değildi. Tekrar kayalım mı? Olur. Küçük otobüsler ve Asura sihirli değneği unutur ve eğlenmeye devam eder. Çok eğlenceliydi, değil mi? Evet. Eğlendin mi Asura? Evet. Yani çok değil. Ama en çok sen heyecanlandın, öyle değil mi? Hayır, hiç de bile. Hadi dönelim. Hana merak etmiştir. Tamam. Hey, sihirli değneğim ne olacak? Geç oldu. Yarın aramaya devam edebiliriz. Tamam. O zaman onlarla yarın da zaman geçirebilirim. Küçük otobüsler ve Asura o gece birlikte kalır. Asura, neden sihir dünyasından buraya kadar geldin? Çünkü arkadaş edinmek istedim. Orada arkadaşın yok mu? Hepsi çok sıkıcılar ve büyülerimi sevmiyorlar. Sürekli bela yaratıyorsun da ondan sevmiyorlar. Ne yaptığımı bilmiyorsun bile. Hey Asura. Bela yaratıyormuşum. Asura yapma. Bu hiç komik değil. Seninle oynamak istemiyorum artık. Sadece onlarla arkadaş olmak istemiştim. Küçük otobüs Tayo. Ertesi gün küçük otobüsler ve Asura tüm gün boyunca sihirli değneği arar. Onu bulamıyorum. Gani, orada mı?
Hayır. Hı? Nereye gitmiş olabilir ki? Evet. Bu çok tuhaf. Ha. Bu o mu? Sihirli değilim. Onu buldum. Ama onu bulduğuma göre onlarla takılmaya devam edemeyeceğim. Asura, onu buldun mu? Ne? Hayır, yok. Burada olduğunu sanmıyorum. Evet. Ne yapalım o zaman? Buldum. Biraz oyun oynayıp sonra aramaya devam edebiliriz. Öyle mi? O zaman... Joey'nin gösterisini izlemek ister misin? Joey mi? Joey kim? Çok şaşıracaksın. Joey sihirli değneği olmadan kuş ve çiçekler yaratabiliyor. Sahi mi? Çok gitmek istiyorum. Tamam. Joey'nin gösterisine gidiyoruz. Gidelim. Vay canına. Şimdi. İşte. Ha? Tada. Vay canına. Vay canına. Gerçekten başarılı. Şu an bir şey yok. Ha? Ve tada. Ben arkadaşlarımla alay ediyordum. Ama sihirbazlık insanları mutlu edebiliyormuş. Şimdi, şapkanın içine bakın. İçinden ne çıkacak? Ben ne çıkacağını biliyorum. Beyaz güvercin mi? Evet, bu numaraya bayılıyorum. Şimdi, tada. Ne oluyor? Tada. Ne oldu? Durun. Joey ne yapıyor? Aa, olamaz. Onların üzülmesine izin veremem. Ne kadar harika. Çok Asura, o senin sihirli değneğin değil mi? Demek gördüm. Teşekkür ederim. Bravo, Joey. Evet. Ne oldu böyle? Onu sen mi yaptın? Evet. Anladım. Gerçekten harikaydı. Evet. Bize sihirli değneğini bulduğunu neden söylemedin? Çünkü sihir dünyasına dönmek istemedim de. Orada maalesef hiç arkadaşım yok. Hayır Asura. Bundan sonra kesin daha çok arkadaş bulursun. Evet. Çünkü onları artık sinir etmeyeceksin. Evet. Muhteşem sihrinle bizi nasıl etkilediğini sen de gördün. Öyle mi dersiniz? Evet. Ayrıca bizim gibi muhteşem arkadaşların da var. Değil mi? Evet. Teşekkürler çocuklar. Sanırım sihir dünyasında artık arkadaş edinebilirim. Harika. Rica ederiz. Bu da size son hediyem. İşte. Vay canına. Asura gitmeden önce ilk arkadaşlarına en güzel hediyeyi verir. Tekrar görüşmek üzere Asura. Tremi'nin dileği. Remy durakta yolcuları indiriyordu. Hoşça kalın Milli. Teşekkür ederim Remy. Hoşça kal. Hoşça kal. Bugünlük işim bitti. Geriye dönme vakti. Dikdörtgen otobüs neye benzer? Tıpkı lezzetsiz ekmekler. Çocuklar. Merhaba Remy. Merhaba. İşten mi geri geliyorsun yoksa? Söylediğiniz o şarkı neydi? Bugün derste öğrendiğim bir şarkı. Vay canına. O kadar şarkı mı öğreniyorsunuz? Evet. Çok eğlenceli. Bu hafta sonu ne yaptın Tremi? Tüm hafta sonu çalıştım. Sahi mi? Ben nehirde feribota bindim. Vay canına. Eğlenceli olmuştur. Artık gitmeliyiz. Hoşça kal. Güle güle. Güzel olmalı. Gidip beraber eğleniyorlar. Her gün aynı rayda sıkışıp kalıyorum. O akşam
Tremi uykuya dalamaz. Neler oluyor Tremi? Yoksa bir sorun mu var? Ben araba dostlarımı kıskanıyorum. Kıskanıyor musun? Evet. Özgürce istedikleri yere gidebiliyorlar. Ben de daha çok yere gitmek istiyorum. Ah, anlıyorum. Oh, Tremi, sana takım yıldızlarını anlatmamı ister misin? Takım yıldızlar mı? Evet, güzel olur. Hayvanlara benzeyen birçok yıldız vardır. Boğa var, kartal, akrep, hatta bir de aslan. Vay canına, bu çok güzel. Ve orada küçük ve büyük bayır olur. Tremi gökyüzü hikayeleri dinlerken onu yakalar. Ertesi gün olur ve Tremi işe geri döner. Hoşça kalın. O olamaz. Ne yapacağım? Bir sorun mu var? En sevdiğim şapka uçup gitti. Sonra bir kedi onu kaptı ve dağa gitti. Orada yol yok, o yüzden gidemiyorum. Gidip senin için alabilirim. Benim için bunu yapar mısın? Elbette. Gel pisi pisi. Kedi. Neredesin? Bu bir şapka. Şapka kendi kendine mi kımıldıyor? Merhaba kedi. Cici kedi, şapkayı bana geri verir misin? O büyük annenin en sevdiği şapka. Teşekkür ederim. Büyük anne. Şapkam burada. Teşekkür ederim Tremi. Evet. Evet. Vay canına. Neler oluyor? Ben sihirbaz araba Lucy'yim. Sihirbaz araba mı? Evet. En sevdiğim şapkamı buldun. Ben de sana bir dilek vereceğim. Her şeyi dileyebilirsin. Dilek mi? benim dileğim... Benim dileğim... Lastikleri olan bir araba olmak. Araba mı? Evet. İstediğim her yere gidebilmeyi istiyorum. Anlıyorum. Bu hiç sorun değil. Gerçekten mi? Tamam. İşte... Evet. Lucy? Neredeyim? Neden buradayım? Lastiklerim var. Dileğim gerçek oldu. Tremi! Çocuklar, şuna bakın. Dur, lastiklere ne olmuş ki? Lastikler... Okula gitmemiz gerekiyor Tremi. Evet, gitmeliyiz. Yoksa geç kalacağız. Okul mu? Okula mı gidiyorum? Evet, elbette. Neden bu kadar şaşırdın? Acele edin. Küçük otobüs Tayo. Çocuklar, bugün yine hep beraber şarkı söyleyelim. Peki öğretmenim. Dikdörtgen otobüs neye benzer? Tıpkı leziz ekmekler gibi. Upuzun trenler neye benzer? Tıpkı upuzun okulda sosisler gibi. Okulda olduğuma inanamıyorum. Okuldan sonra Tremi ve arkadaşları oynayarak eğlendi. Çok büyük ve feribot da çok güzel. Başlıyor. Vay! İnanılmaz. Vay canına. Arabayı dönüştüğüm için çok mutluyum.
Çocuklar, ha? Ben bu tarafa gideceğim. Aa, nereye ha? gidiyorsun? Ha? Bizim garajımız şu tarafta. Garajımız ha. mı? Evet, ha? o tarafta dağ var. Doğru. Tremi küçük otobüslerle garaja döner ve uyumaya hazırlanır. Çocuklar, ha? bugünkü havai fişekler eğlenceli değil miydi? Hiç böyle inanılmaz bir şey görmemiştim. Evet. Ben artık uyuyacağım. Ben de. İyi geceler çocuklar. İyi geceler. Bundan böyle burada mı uyumalıyım? Uyuyamıyorum. Sky'ın takım yıldızlarıyla ilgili hikayelerini dinlemek istiyorum. Tremi, hayvanlara benzeyen birçok yıldız vardır. Boğa var. Kartal, akrep, hatta bir de aslan. Vay canına, bu çok güzel. Acaba Sky nasıl? Doğru, gidip Sky'ı görmeliyim. Yol neden kapalı? Bu taraftan gidebilirim. Sky. Kimsin sen? Ben Tremi'yim. Tremi mi? O ismi hiç duymadım. Sky'ın beni hatırladığını sanmıyorum. Peki tramvayları sen yönetmiyor musun? Tramvaylar mı? Çok eskiden öyleydi. Ama o kadar oldu ki artık hiçbir şey hatırlamıyorum. Tamam evlat, artık eve dönmelisin. Eve mi? Evet, çok geç oldu. Evine git artık. Tamam. Sky. Benim evim Sky'ın yanı. Tremi. Lucy. Neden burada ağlıyorsun? Araba olmaktan memnun değil misin? Hayır. İstediğim yere gidebildiğim için araba olmak güzel. Ama Sky beni tanımıyor. Bu da beni üzüyor işte. Olamaz. Anlıyorum. Eski haline dönmek ister misin? Evet. Tramvay olarak çalışıp Sky'la olmak istiyorum. Ama şimdiki gibi özgürce dolaşamayacaksın. Pişman olmaz mısın? Pişman olmayacağım. Tamam. O zaman eski haline döneceksin. Evet. Tremi. Kalkma vakti. Eski halime geri dönmüşüm. Vay canına. Sky, beni tanıyor musun? Sen neden bahsediyorsun? Elbette tanıyorum. Döndüğüme çok sevindim. Bu gerçekten harika. Nesi var bunun? Çok tuhaf. Tremi, Sky. Merhaba. Merhaba. Bunlar Ricky ve Pet. Ne haber? Size gerçekten çok iyi haberlerim var. Bugünden itibaren yeni tramvay rotaları ekledik. Bundan böyle Tremi şehrin dört yanına gidecek. Hı-hı. Vay canına, gerçekten mi? Evet. Sky bir süredir istiyordu. Ve yeni rota bugün açıldı. Sky mı? Evet. Başka yerlere gitmek istiyordun. Sky. Çok teşekkür ederim. Çok fazla rota olacak. İdare eder misin? Evet. Sorun değil. Zaten şehri çok iyi biliyorum. Sky. Bana yine takım yıldızlarını anlat. Yine mi? Tamam, anlatırım. Vay canına, çok heyecanlı. Döndükten sonra Tremi Sky'la olduğu için çok mutluydu.